Nebiler Silsilesi'nin ilk ve son halkası. Seyyidül Kevneyn, Resulü Sakaleyn, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Veda haccından sonra ateşli bir hastalığa tutuldu. Bu hastalık onu ümmetinden ayıracak. Ömrü boyunca arzu ettiği refik-i alasına kavuşturacak olan vefatın habercisiydi. Allah Resulü aleyhisselam artık son yolculuğuna hazırlanıyordu. Mitap bir halde hane-i saadetlerine çekildiler. Gün geçtikçe durumu daha da şiddetleniyordu. 23 yıl süren ve insan takatinin üzerinde olan nübüvvet vazifesi onu bir hayli yormuş ve mübarek bedenlerini yıpratmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın hararetinden sanki asıl bir kırbağdan üzerine su damlıyor gibiydi. Ziyaretine gelen Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, hastalığınız ne kadar da şiddetli," demekten kendini alamamıştı. Efendimiz cevaben buyurdular ki, "Biz peygamberler böyleyiz. Belalar bize kat kat gelir. Buna mukabil mükafatları da kat kat verilir." Son günlerinde cemaate çıkamıyordu. Hazreti Ebu Bekri cemaate kendi yerine imamlık yapması için tayin etti. Bir ara kendisini biraz iyi hissederek mescide çıkmıştı. Ashab-ı kirama bazı nasihatlerde bulundu. Hazreti Ebu Bekir, Efendimizin kendilerine bir veda hitabında bulunduğunu hissedince büyük bir hüzne kapıldı. Yüreği mahzunlaştı. Gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Hıçkıra hıçkıra, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah," dedi. Efendimiz hastalığı ciddileşince diğer ashaba da yaklaşan bu büyük vuslatı sezerek gözyaşı dökmeye başladı. Muhacir ve Ensar mateme büründü. Resulullah muhterem kızı Fatıma'yı çağırttı. O gelince, "Merhaba kızım," buyurup onu yanına oturttuktan sonra kendisine gizlice bir şeyler söyledi. Fatıma validemiz ağladı. Sonra ona yine gizlice bir şeyler söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma sevinerek tebessüm etti. Fatıma'yı bu ağlama ve gülmesinin sebebi sorulduğunda şöyle demiştir. Kendisinin vefat edeceğini haber verdi. "Buna ağladım. Sonra da ev halkından kendisine ilk kavuşanın ben olacağımı haber verdi. Buna da sevindim." Efendimiz hastalığı esnasında gönülleri büyük bir hüzne kaplayan ashabına şöyle buyurdu. "Ey insanlar! İyi biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. İyi biliniz ki ben sizden önce gidecek ve sizi bekleyeceğim. Dikkat ediniz. Ahirette sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzunun başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahtan çeksin." Allah Resulü o esnada hıçkırarak ağlayan Hazreti Ebu Bekir'e baktı ve "Ey Ebu Bekir, ağlama, ağlama." Bir süre sonra yorgun bir şekilde tekrar saadetli evine döndü. O günden sonra bir daha namaza çıkamadı. Ve 12 Rebiülevvel pazartesi sabahı, o gün Allah Resulü vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelerek, "Sana selam olsun ey Allah'ın Resulü. Bu senin için yeryüzüne son kez ayak basışımdır," dedi. Ardından Azrail aleyhisselam geldi. Müsaade verilmesi için kapıda bekliyordu. Hazreti Cebrail dedi ki, "Ey Ahmet, bu ölüm meleğidir. Senin yanına girmek için izin istiyor. Halbuki o senden önce hiç kimsenin yanına girmek için izin istemediği gibi
senden sonra da hiç kimseden izin istemeyecektir. Kendisine izin ver, dedi. Ölüm meleği içeri girip Efendimizin önünde durdu ve ''Ya Resulallah, ey Ahmet, Yüce Allah beni sana gönderdi. Senin her emrine itaat etmemi de emir buyurdu. Eğer arzu edersen ruhunu alacağım, arzu etmezsen ruhunu sende bırakacağım.'' dedi. O sırada Hazreti Cebrail dedi ki, ''Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah seni özlüyor. Efendimiz kendisinden müsaade isteyen ölüm meleğine, Allah katında olan daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ey ölüm meleği, hadi emrolunduğun şeyi yerine getir. Ruhumu al buyurdu. Mübarek başları Hazreti Ayşe annemizin kucağında göğsüne dayalıydı. Yanında bir su kabı vardı. Mübarek ellerini yanındaki su kabına batırıp yüzüne sürdü. Ve ilahi hasretle dolu hayatının vuslat kapısından geçerken dudaklarından kelime-i tevhid dökülmekteydi. Ey Allah'ım! Refiki âlâ, refiki âlâ diye 63 yaşında ruhunu teslim etti. Yıllar önce inzali buyurulan ''Ey Resulüm! Sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Ayeti kerimesi tecelli etti. Resulullah Efendimizin ruhu şerifini teslim etmesinden sonra bütün hane halkı gözyaşlarına gark oldular. Bu sırada hiç kimseyi görmedikleri halde kendilerini taziye ve teselli eden bir ses duydular. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Ehl-i Beyt de aynı şekilde mukabelede bulunduktan sonra o ses tekrar duyuldu ve dedi ki, her can ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz eksiksiz size verilecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulduysa artık o muhakkak muradına ermiştir. Dünya hayatı aldatma metahından başka bir şey değildir. İyi biliniz ki her musibetin Allah katında bir tesellisi, her ölenin bir halefi ve her vefat edenin de bir bedeli vardır. Allah'a sarılınız ve umacağınızı ondan umunuz. Asıl musibete uğrayan sevaptan mahrum kalandır. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri üzerinize olsun. Efendimizin vefatı üzerine Müslümanlar mescitte ağlamaya başladılar. Hazreti Ömer, ''Sakın hiç kimse Muhammed öldü demesin. Yoksa kılıcımla boynunu vururum. Resulullah Musa'nın bayıldığı gibi bayılmıştır.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir ise Efendimizin mübarek yüzünü açtı. Üzerine kapandı ve ağlayarak alnından öptü. ''Sen sağken de güzeldin, vefatından sonra da güzelsin. Senin sağlığında, vefatında ne güzel.'' diyerek Allah Resulü'nün yüzünün örtüsünü örttükten sonra dışarı çıktı. Büyük bir üzüntü yaşayan Hazreti Ömer, hala Efendimizin vefat etmediği yönündeki konuşmalarını sürdürüyordu. Hazreti Ebu Bekir, ''Otur artık ey Ömer.'' dedi. Hazreti Ömer oturmadı. Hazreti Ebu Bekir sözünü 2-3 defa tekrar etti ve konuşmaya başladı. Allah-u Teala peygamberine daha aranızdayken vefat haberini vermişti. Sizlerin de öleceğinizi haber vermiştir. Resulullah vefat etmiştir. Sizlerden de hiç kimse sağ kalmayacaktır. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed Aleyhisselam vefat etmiştir. Kim de Allah'a ibadet ediyorsa hiç şüphesiz Allah ölümsüzdür buyurdu. İnsanlar Efendimizin vefat ettiğine artık iyice kanaat getirdiler. Hazreti Ömer'in dizlerinin bağı çözüldü
ve gözyaşlarıyla olduğu yere yığıldı. Resulullah'ın ayrılığı sahabe-i ikrama çok ağır geldi. Çünkü her şeyden ve herkesten daha çok seviyorlardı. Öyle ki o günden sonra peygamber müezzini Bilal-i Habeşi o semaları kaplayan o güzel sesiyle bir daha ezan okuyamadı. Ne zaman ezan okumaya niyet ettiyse mihrapta Allah Resulü'nü göremeyince hıçkırıklarla boğazını tıkadı. İçini kavuran aşk ateşini söndürebilmek için Medine'den uzaklaştı. Şam'a gitti. Ve bir gün rüyasında Efendimiz'i gördü. Allah Resulü, "Nedir bu ayrılık ya Bilal? Beni ziyaret etme vaktin hala gelmedi mi?" diye sitem etti. Bu rüyadan sonra Hazreti Bilal hüzünlü bir şekilde uyandı ve hemen yola çıkıp Medine'ye geldi. Allah Resulü'nün kabrini ziyareti esnasında Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin geldiler. Hazreti Bilal onları bağrına basıp öptü. "Ey Bilal, ezanını dinlemeyi çok istiyoruz." diye ısrarları üzerine ezan okumaya başladı. O anda Medine sarsıldı. "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" dediğinde kadın erkek bütün insanlar Allah Resulü dirildi zannederek Mescid-i Nebevi'nin yollarına döküldüler. Efendimizin vefatından sonra insanların bu kadar çok ağladığı görülmedi. Ebu Zer diyor ki, "Vallahi Allah Resulü ahirete göçerken bizi öyle bir halde bırakmıştır ki, bir kuş gökte kanat çırpsa onun bu hareketi bize Resulullah'ın bir hadisini hatırlatırdı. Çünkü alemlerin efendisi bize cennete yaklaştıran, cehennemden de uzaklaştıran ne varsa hepsi size açıklanmıştır" buyurmuştu. "Ey Sultan, ey Medine'nin minderinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili, ey Mekke'nin mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili, bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna, duyduk, itaat ettik. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refiki alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Affet bizi. Affet.